Çok kıymetli başkanım, kıymetli il yöneticilerimiz, geçmiş dönem il başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, kıymetli arkadaşlarım, dostlarım ve basınımızın siz değerli kıymetli üyeleri, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün belediye başkanlığı aday adaylığı müracaatımı sizlerin huzurunuzda il başkanlığına teslim ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Kıymetli arkadaşlarım, çoğunuz beni tanırsınız. Ancak mutlaka tanımayanlar olabilir. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 1971 Çan doğumluyum. Postacı bir babayla ev hanımı bir annenin ikinci evladıyım. 1995 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum ve halen Çanakkale'de serbest avukatlık yapmaktayım. Siyasete Anavatan Partisi'nde başladım. Özallı yıllardı. 98-99 bizler de Anavatan Partisi Çanakkale Merkez İlçe'de görev aldık. İl yönetiminde görev aldık. Akabinde büyüklerimizin teveccühü desteğiyle 2002 genel seçimlerinde 4. sıra milletvekili adayı oldum. Sonrasında AK Partili yıllar başladı. Biz yaklaşık bir 10 sene ara verdik. 2012 yılında dönemin il başkanı Muzaffer abimizin ve arkadaşlarımızın davetiyle AK Parti ailesine katıldık. İl yönetim kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı, seçim işleri başkanlığı ve nihayet büyüklerimizin teveccühü, dostlarımızın desteğiyle il başkanlığı görevini yerine getirdik. Evliyim. Berkan ve Onur isminde iki oğlum var. Niye aday oldum? Değerli arkadaşlarım, ben Çanakkale'yi çok seviyorum. Niye aday oldum? Ben Çanakkale için çok üzülüyorum. Ve eminim ki burada bulunan herkes geldiğimiz noktada Çanakkale için artık çok üzülüyor. Adeta hizmeti geçtik. Çanakkale'de yaşamak bir eziyet haline geldi. Aslında dünya markası bir şehirde yaşıyoruz. Bırakın Türkiye'yi, dünya çapında tanınan bir şehir Çanakkale. Gallipoli dediğimizde inanın bütün dünya tanıyor. Truva dediğimizde bütün dünya tanıyor. Devletimiz sağ olsun tarih alanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Projeler üretiyor, restorasyonlar yapıyor. Milyonlarca insanı tarihi alana getirmeye, turistleri buraya getirmeye çalışıyor. Bir yandan Truva'yı ayağa kaldırdılar. 2018 yılı bildiğiniz gibi Truva yılı ilan edildi. Oraya muazzam bir müze yapıldı. Mutlaka o müzeye gidin görün. Devletimiz bunları yaparken Çanakkale Merkez maalesef dış dünyaya adeta kapılarını kapattı. Çanakkale Merkez'de iki tane büyük destanımızla ilgili tek bir emare bile yok. Neredeyse hiç buraya insanlar gelmesin, turistler gelmesin diye bir çaba var. Dışarıdan misafirlerimiz geldiğinde Aynalı Çarşı'ya götürüyoruz. Adeta insanlar şok geçiriyor. Çok uzman değilim. Ama Aynalı Çarşı'da bir şeyler eksik. Tarihi bir kimlik eksik. Örneğin bir köşeye simülasyon yapılamaz mı? 1915'in görüntüleri, savaşın görüntüleri verilemez mi? Arkadan top sesleri, Çanakkale türküleri verilemez mi? İnanın farklılık yaratır. Belli saatlerde iki tane 1915 kıyafetli asker nöbet değişimi yapılamaz mı? Dünyanın her yerinde böyle seremoniler, ritüeller var. Ama Çanakkale merkezde bunlarla ilgili hiçbir çalışma yok. Bakın, dünyada ülkelerin en kolay gelir getiren kalemlerinden başlıcası turizm. Ama biz adeta tarihi alana, Truva'ya gelen milyonlarca insan Çanakkale merkeze gelmesin diye uğraşıyoruz. Turizm çok önemli bir gelir kaynağı. Gelin bunları yapalım Çanakkale'ye. Hadi turizmi bir kenara bıraktım.
Değerli arkadaşlar, Çanakkale çok mukaddes bir şehir. Kurtuluş Savaşı'na giden yol Çanakkale'den geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Çanakkale'de atıldı. Ve bu temelin harcı 253 bin şehidimizin kanıdır. Vatan kalbinin attığı yer Çanakkale. Ama Çanakkale ile ilgili merkezde hiçbir emare yok. Ben ömrümün sonuna kadar Çanakkale ruhunu haykırmaya devam edeceğim. Bravo. Çanakkale'yi destanlar şehri yapalım. Gelin Çanakkale ruhunu sokak sokak, ilmek ilmek işleyelim. Hep beraber yapalım. İnşallah. Değerli arkadaşlarım, vatan kalbinin attığı Çanakkale'de biz atalarımıza borçluyuz. Onlar biz torunları için can verdiler. 14-15 yaşında çocuklar şehit olmak için Çanakkale'ye geldiler. Biz onların aziz hatıralarını yaşatmak mecburiyetindeyiz. Gelin Çanakkale ruhunu merkezde tekrar yeşertelim. 250 bin şehidimizi, Seyit Onbaşıları, Yahya Çavuşları, Tophaneli Hakkı Yüzbaşıları, Cevat Paşaları, Mustafa Kemalleri, Büyük Önderi, gelin Çanakkale'de, Çanakkale'nin potasında, bu tarihi şehrin içinde onların ruhunu ve aziz hatıralarını yaşartalım, yaşatalım, yeşertelim. Gelin bu destan şehri kültür ve sanat merkezi yapalım. Üniversite kenti. Türkiye'nin okur yazarlık oranı en yüksek illerinden bir tanesi Çanakkale. Ama tiyatro salonları yok. Kültür merkezleri yok. Gelin hep beraber bunları yapalım. Tiyatrolar sahnelensin. Sanatçılar sanatlarını icra etsinler. Müzisyenler kültür merkezlerinde müziklerini yapsınlar. Hatta sokaklarda yapsınlar. Ressamlar sokakları boyasın. Çanakkale'nin sokaklarını resmetsinler. Bazen rustik, bazen modern resim yapsınlar. Hatta çocuklarımızla gelişigüzel resim yapsınlar. Boyasınlar sokakları. Biz çocuklarımıza soruyor muyuz? Nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsunuz? Biz büyüklerin bile temel ihtiyaçları karşılanmazken, bizler bile bıkkınlık içindeyken çocuklarımıza maalesef sıra gelmiyor. Gelin parklar yapalım, insanlarımız dinlensin, hava alsın. Gelin bisiklet yolları yapalım, gençlerimiz bisiklete binsin. Ama gerçeğinden yapalım. Çakmasından, çizmesinden değil, gerçeğinden yapalım. Gelin Sarıçay'ı temizleyelim, restore edelim, Venedik yapalım. Çok mu zor? İstanbul'da denizin altından tüneller geçiriliyorken bir Sarıçay'ı temizlemek herhalde zor değildir. Ama bunları yapabilmek için ben bu örnekleri sayfalarca çoğaltabilirim. Saatlerce konuşabiliriz. Ve bunları da yapabiliriz arkadaşlar. Ama hayallerimizin olması lazım. Heyecanımızın olması lazım. Benim hayallerim var. Heyecanım var. Biliyorum ki sizlerin de hayalleriniz var. Gelin bunları yapalım, beraberce yapalım. Gelin bu şehri esaretten kurtaralım. Çanakkale'nin üstüne adeta kara bir bulut gibi çöken, hizmetsizliği adeta bize kader diye yaşatan, kendi partisini bile esir alıp kimin delege, kimin vekil, kimin başkan olacağına karar veren, bu yapıya artık son verelim. Bu yapıya artık. Gelin beraber Çanakkale'yi bu esaretten kurtaralım. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada beni yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarımıza, tüm dostlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Sağ olun, var olun. Başkanım burada oturuyor.